Rabbim, dergahına pak ve temiz olanları alırsın. Günahkarları da tövbe etmeleri halinde rahmetinden uzak tutmazsın. Ey iyilerin ve kötülerin Rabbi, hem iyiler hem de kötüler senin rahmetine ve ihsanına muhtaçlar. Şu halde hem iyileri hem de kötüleri sevecek bir kalp ver bana. Andolsun ki sana düşman olanları sevmeyeceğim. Rabbim, senin rahmetine ve yardımına muhtaçım. Muhtaç kullarına yardım edenler gerçekte sana yardım eder. Senin dostluğunu kazanır. Şüphesiz güvenilecek en iyi dostluk da budur. Meryem, o pencerenin kenarında ne yapıyordun? Oraya taraftarlarınla görüşmek için mi gitmiştin? Mabedin azizesine ümit bağlayanlara neler anlatıyorsun? Sen görünüşte masum ancak gerçekte iki yüzlü olan davranışlarınla bu zavallılar arasında kendini azize yapmışsın. Ancak benim gibileri aldatamazsın. Bütün hahamların ve İsrail oğullarının büyüklerinin büyünün esiri olup diğerleri gibi mazlum olduğuna inanacaklarını mı sandın sen? Bizi tanımadığın anlaşılıyor. Kısa aklınla Yahudi ulemasını bilemezsin sen. Bize neden düşmansın? Niçin bize kin besliyorsun İmran'ın kızı? Kimseye, hiç kimseye kin beslemiyorum. Yalan söylüyorsun, yalan! Riyakar! Bana bak! Ah, bu bakışların! Ah bu bakışların Meryem! Bu bakışların ruhumdan ne istiyor? Tanrım! Çocukluğumdan beri mabetteyim. Hayatın tüm lezzetlerini kendime haram kıldım ve mukaddes dinimizden başka hiçbir şeyle ilgilenmedim. Aşırı ibadet ve Tevrat okumaktan saçlarıma ak düştü. Rahat nefes alıp veremiyorum. Peki neden ben değil de bu kız mukaddes ve mübarek kabul ediliyor? Peki ya ben? Ben az mı çile çektim? Ben az mı ibadet ettim? Meryem, niçin beni bu kadar üzüyorsun? Niçin Allah'a benden daha yakın olduğunu düşünüyorsun? Hayır, hayır, senin ona ait olduğuna inanamam ben, inanamam ben. Tanrım.
Beni bu kadar üzen bu kızı yenilgiye uğratmam için bana yardım et. Sana yaptığım ibadetlerin mükafatı olarak Yahudi kavmine, düşmanlarına karşı zafer ver. Onları yok etmemiz için bize yardım et. Tanrım, Meryem'i rezil rüsva etme lezzetini bana tattır. Tattır bana. Bu küçük hizmetkarlarını bağışla ve kimsenin ondan incinmesine rıza gösterme. Ve tüm insanları rahmetinle kuşat. Rabbim, sen günahkarları cezalandırmakta acele etmez, onlara mühlet tanırsın. Bana da mühlet ver ki incittiğim varsa ondan beni affetmesini dileyim. Sana yalvarırım Rabbim. Sana mesajıdır. Meryem, Allah seni seçip tertemiz kıldı. Ve bütün kadınların içinden büyük emri için seni seçti. Meryem, Rabbinin buyruklarına itaat et. Ona secde et ve namaz kılanlarla namaza dur.
Allah'ım bizi koru. Meryem. Meryem gelmiş. Seni dövdüler. Aman Allah'ım, bunu nasıl yaparlar? Ama sana o mukaddes yere gitmemeni söylemiştim. Kadınların oraya bakmalarını bile yasaklamışlar. Sense kalkıp o mukaddes odaya girdin, öyle mi? Neden Meryem, neden? Mabedin kanunundan haberdardın. Bunu ben istemedim büyük baba. Bana emredildi. Emir mi edildi? Kimin tarafından? Bir ses. Bir ses. Allah seni seçti diyordu. Beni adımla çağırdı. Adınla mı çağırdı? Ey Meryem dedi. Ey Meryem mi dedi? Başka ne dedi? Allah bütün kadınların içinden büyük emri için seni seçti dedi. Aman Allah'ım. O ses, Rabbimin buyruklarına itaat etmemi, ona secde etmemi ve namaz kılanlarla namaza durmamı söyledi. Sakıncası yok mu? Bu kadar basit öyle mi? Sen bir zamanlar şeriatımızın üstadıydın. Şimdi nasıl sakıncası yok dersin? Oldu olacak, Meryem'e söyle. Gelsin önümüzde dursun, biz de arkasında namaz kılalım bari. Görün işte, ne günlere kaldık. Bir kız mukaddes yere, Kudüs'e giriyor. İki yüzlülüğün takvaya tercih edildiği günlere kaldınız. Yazıklar olsun sana size. Sana yazıklar olsun ki iki yüzlülerin başısın. Buraya kız getirmenin neresinde takva? Takva mı hürlerin kanununu çiğneyin dedi? Bir kadının erkeklerle namaz kılmasını takva mı söylüyor, yani bunu mu söylüyor? Yahudilerin Süleyman Mabedi'ni idare etme yetkileri yoktur de ve kurtul. Evet, Allah'ın emrine itaat etmeyen, haksız yere kan döken, yeryüzünde fesat çıkaran, Allah'ın kitabını tahrif ederek dinine bid'at sokan her kavim ve her ırk,
Allah'ın evini ve bu mukaddes mekanı idare etme yetkisini kaybeder. Şu halde kendimize bakalım. Böyle yapmadık mı? Oldu olacak, Musa ve Harun'un şeriatını elimizin tersiyle eğitip herkesin içini rahatlatalım. Artık namaz ve kurban ayinlerine ne gerek var? Doğru söylüyor. Yarından tezi yok. Sidonluların tanrısı Aştara, Muabilerin tanrısı Muab'a ya da Fenikelilerin tanrısı Molah'a tapalım. Oldu olacak, imparatorun heykelini Kudüs'e dikip ona secde edelim. Hemen şimdi Zekeriya ve Meryem'in durumu açıklığa kavuşturulmalıdır. Zira bu saygısızlık bizi küfre sürüklemektedir. Şu halde onların durumunu Sanhedrin şurasında açıklığa kavuşturalım ki daha hiç kimse şeriatımıza bu şekilde alay etmesin. Evet, haklı, doğru söylüyoruz. Haklı. Bu sizin şeriatınız, Musa'nın şeriatı değil. Efendiler, acaba şeriatsız hakikate ulaşan bir din var mıdır? İlahi vahide şeriat yoluyla mı hakikate varıyor? Ya da Allah hakikatin bir sembolü müdür? Şu unutulmasın ki Yahudileri yıllardır bir arada tutan bu şeriattır. Evet, doğru söylüyormuş. Evet, haklı. Evet, doğru söylüyormuş. Öyleyse açın kulağınızı ve beni iyi dinleyin. İçinize bakarsanız eğer Musa'nın hükümlerini ve Allah'ın buyruklarını nasıl çiğnediğinizi göreceksiniz. Ama kendinize şeriatın koruyucusu diyorsunuz sizler. Kurban merasimi ve ateşi yanık tutmaktan başka halka ne hayrınız dokunuyor söyleyin. Yehova, ben rahmet ve muhabbeti severim, kurbanı değil, Allah'ı bilmenizi isterim, niyaz ateşini değil diye buyurmuyor mu? Peki niçin kalplerinizde rahmet ve muhabbetten eser yok söyleyin. Allah, ben bayramlarınızı sevmiyorum ve mukaddes mahfillerinizin raihasını koklamayacağım. Niyaz ateşlerinizi ve hediyelerinizi kabul etmeyeceğim. Semiz kurbanlıklarınıza bakmak istemiyorum. Tersine İnsafın su gibi cari olmasını ve adaletin bir nehir gibi akıp kurumamasını istiyorum diye buyurmuyor mu? Peki sizler adaletin bir nehir gibi akması için neler yaptınız? Söyleyin bana, söyleyin. Hiçbir şey. Yahudilere örnek olup yol göstermemiz gerekirken bizim için çok menfaat sağlayan kurban ve adak merasimleriyle meşgul oluyoruz, öyle değil mi? Peki Allah bizden ne istiyor? Kitab-ı Mukaddes'te yer alan şu ayetleri okumadınız mı? Benim beğendiğim oruç ve ibadet şudur. Haksız zincirleri kırın, boyunduruk iplerini çözün, mazlumları serbest bırakın, sürülüp zincirlenenleri evlerinizde ağırlayın. Bir çıplak gördüğünüzde onu giydirin, ekmeğinizi açlarla bölüşün, akrabalarınıza yardımlarınızı esirgemeyin. Bunları mukaddes kitapta okudunuz, şimdi bunları neden hayata geçirmiyorsunuz?